2007 yılında başlayarak 7.'si bu yıl düzenlenecek olan Lefkoşa Maratonu'nun başkent için bir şans olduğunu düşünüyorum. Her geçen gün olgunlaşan, gelişen, daha kalabalık insan gruplarının ilgi gösterdiği Lefkoşa Maratonu şehrin kimliğini de aynı şekilde yansıtıyor. Aile birlikteliği, paylaşım, Esos Çocuk Köyü'ne ve daha önceki sosyal fayda ve hizmet sağlayan kamu yararına faaliyeti gerçekleştiren derneklere, kurumlara yapılan yararına yapılan bu tip faaliyetlerin giderek artması, katılımcıların giderek artması son derece önemli. Yedincisi yapılacak egzersiz önemli bir yaşam kalitesi süreci, stres yönetiminde yer alan ve de totalde de kaliteli yaşamın da birinci anahtarı. İyi yakıt almak, temiz beslenmek, iyi egzersiz, iyi antren olmak ve de tabii ki bunun yanında da sosyal faaliyetler toplumun birlikteliği, bir Lefkoşalılık ruhunun kazandırıldığı ve de tabii ki Esos Çocuk Köyü'ne yönelik bir maddi anlamında da bir katkının sağlanacağı önemli bir organizasyon. Biz çok teşekkür ederiz. Biz orada olacağız. Çok çok teşekkür ederiz. Günün bir saatinizi lütfen ayırın. Günün bir saati günün %4'üne tekabül ediyor. Sonuç itibariyle çocuklarımızın gülmesi adına ve tabii ki sizlerin de ailenizle birlikte kaliteli bir zaman geçirme ve bunun yanında da tabii ki hem fiziksel hem de zihinsel doyumunu da keşfetmeni, test etmeni ve tabii ki maratona katılacak arkadaşların da bir meydan okuma hallerinin de giderileceği bir operasyon olacak. Tabii ki bu organizasyon sportif, atletik bir organizasyon ve her ne kadar bir grup, büyük bir grup egzersiz amaçlı, aktivite amaçlı katılacak olsa bile diğer arkadaşların özellikle sportif meydan okuma anlamında katılacak olan arkadaşların ciddi bir hazırlık süreci söz konusu. Adanın tabii her yerinde şu anda şehir maratonları var. Bizler tabii ki bu konuda özellikle bu organizasyona katılacak olan kişilerin ciddi bir hazırlık sürecinden geçmesi gerektiğini, zaten yıl boyunca kendi sağlıklarını ve fiziksel kapasitelerini, dayanıklık seviyelerini artırmak için ciddi bir antrenman dönemi geçiriyorlar. Ama bu organizasyona da aynı şekilde diğer yarışlara katıldıkları gibi özellikle yarışmacı grubun doğru beslenme, doğru dinlenme ve doğru antrenman metotlarıyla katılmaları gerektiğini düşünüyoruz. Açıkçası evet, topluma hizmet boyutu vardır organizasyonun ama giderek atletik kapasite yarışma boyutu da gelişiyor. Yurt dışındaki örneklerine baktığınızda 100 yıllık, 120 yıllık şehir maratonları var. Buna benzer bir organizasyon olmaması kesinlikle şey değil, olabilir, daha da gelişebilir. Dolayısıyla bu örnekleri inşallah görürüz ve biz de bununla gurur duyarız diye düşünüyorum başlangıcında yer alan insanlar olarak. Tabii 7 yaşında sonuç itibariyle Güney Lefkoşa'dan önce başlamış bir organizasyon, Kuzey Lefkoşa'daki maratonu. Öncü fonksiyonu sahip bir maraton, Türkcell'in katkı koyacağı ve tabii ki Esos Çocuk Köyü'ne yönelik yapılacak yardımların da kaynağı olan bir siz değerli Lefkoşa halkının ve yöre bölge halkının da tabii ki bu organizasyona iştirak etmesini umuyoruz. Biz orada olacağız. İnşallah bundan sonraki süreçte giderek büyüyen, giderek devam edecek bir farklı şehirlerin de bu maraton kültürünü alması ve de tabii ki hem sosyal aidiyet hem de fizik, zihin ve duygusal anlamdaki bu yaşanmışlıkların tatminini amaç edinen bir operasyon olacak. Katkı koyanlara bir teşekkür ederiz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Teşekkürler.